Bu videoda siyanotik konjenital kalp hastalıklarına bakacağız arkadaşlar. İlginç bir şekilde hepsi T harfiyle başlıyor. Önce fallot tetralojisi var ama ben kısaca tetraloji yazıyorum. Bakın T. Daha sonra TPVDA yani total pulmoner venöz dönüş anomalisi var. TPVDA. Truncus arteriosus var. Truncus İki büyük damar arasındaki ayrımın olmaması durumudur. Transpozisyon var sonra. Bunda kalpteki iki büyük damarın ters yönden çıkmaları söz konusu. Devam edelim. Triküspit atrezisi var. Triküspit atrezisi. Gördüğünüz gibi hepsi T ile başlıyor. Bu durumda hatırlamayı kolaylaştırıyor. Bu hastalıkların hepsi bebekte morarmaya sebep olur ve bunların teşhisi tek bir kelimeyle özetlenebilir. Eko ya da ekokardiyografi. Yani kalbin ultrasonu. Ekokardiyografi. Evet. Eko bebek daha anne karnındayken bile yapılabilir ve bebekte hangi kalp kusuru olduğunu böylece görmüş oluruz arkadaşlar. Pediatrik kardiyoloji ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu farklı anormallikler bazen sağlık uzmanlarına ayrı ayrı öğretiliyor ama aslında bu hastalıklardan yalnızca bir tanesinin görüldüğü insanların sayısı çok az. Yani neredeyse her bebekte iki veya üç tanesi bir arada görülebiliyor. Bu yüzden kalbin her odacığının nerede olduğunu kesin olarak görmek ve damarların yerini çok iyi hesap diyebilmek için her zaman ekodan faydalanmak gerekiyor. Çünkü ekoda kalbin üç boyutlu resmini görüyoruz. Genelde eko birden fazla çekilir ve bebek doğduktan sonra da defalarca çekilmeye devam edilir. Böylece durumun değişimine ve gelişimine bakılır. Günümüzde ise sianotik kalp hastalıklarının tedavisi daha ziyade cerrahi müdahale. E, pediatrik kardiyolojinin cerrahlarla çok yakın çalıştığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Kişinin ameliyat olmasının gerekli olup olmadığını eko sonucu elde edilen anatomi bilgilerine ve fiziksel muayeneye bağlı olarak bilebiliriz. Cerrahi müdahale dışında, prosedür öncesi ve sonrasında hastaya verilen bazı ilaçlar vardır. İlaç bu kusurları yani defektleri tek başına düzeltmek için yeterli değildir ama yardımcı olabilir. Mesela kalbin daha fazla çalışmasına yardım eden inotropik ilaçlar vardır. Ya da damarlar dilate edilerek kalbin savaştığı e, direnç düşürülebilir. Damarların çapı büyürse kalbe daha kolay kan akışı olur. Son bir şey daha. Pediatrik kardiyologlar hastanın gelişimini izlemek için hala steteskop kullanırlar. Yani kalbi dinlerler. Kalpte sorun varsa genelde doktorlar üfürüm sesi duyar. Üfürümlerdeki değişim de kalpteki kusurun nasıl değiştiğini söyler çünkü günden güne kalpte görülen bu sorunların seyri değişebilir. Ayrıca oksijen saturasyonunu gözlemlemek bize kalbin tam olarak ne yaptığını söyleyen en önemli şeylerden biridir. Bu hastalar düzenli olarak kandaki oksijen oranını ölçen bir incelemeye tabi tutulurlar. Bu inceleme kalbin ne kadar iyi işlediğini, ne kadar kanın vücuda ve akciğerlere gittiğini söyler. Oksijen seviyesi cerrahi müdahaleden önce ve sonra bilinmesi gereken değerlerden biridir. Evet, siyanotik kalp hastalığının tedavisi duruma göre farklılık gösterir ama şunu kısaca söyleyebilirim. Siyanotik kalp hastalığının türlerini hatırlamak için hepsinin T harfiyle başladığını unutmayın. Ayrıca kalbin tam yapısını görmek için eko çekilmesi gerektiğinin de tekrar altını çiziyorum. Son olarak genelde ilaçlara ilave olarak cerrahi müdahale de yapılır ve kalbin çıkardığı sesler ile kandaki oksijen oranı da çok önemlidir.